1948 yılında bu köyde, yani Sarız'ın Dalıkava köyünde doğdum. Daha 5 yaşımdayken köyde ilkokula başladım. Köyümüzde ilkokul 1952'de faaliyete geçti. Ben henüz 5 yaşındayken 1953'te kayıtsız olarak okula başladım. Öğretmenimiz Muzaffer Demirezen'di. Pazarren'in bir köyündendi kendisi. İlk yarıyı kayıtsız olarak devam ettirdim. İkinci yarıdan itibaren desturumun iyi olduğunu gören öğretmenim beni asli öğrenci olarak kaydetti birinci sınıfa ve ilkokulu kendi köyümde bitirdim. Aslında daha Osmanlı döneminde, 1880-85 yıllarında dedemin dedesi olan Büyük Mehmet Kaya bu köyde bir özel mektep açıyor. Özel eğitim okulu diyebiliriz biz ona, açıyor. O tarihte vardı bu sistem Osmanlı döneminde. Köyümüzde dediğim gibi ilkokul 52'de açıldı. 53'te ben başladım. 58'de ilkokulu bitirdim ve Kayseri'de ortaokula başladım. Ortaokulun 1 ve 2. sınıflarını Kayseri'de okuduktan sonra son sınıf için Pınarbaşı'ya geldim babamın memuriyeti dolayısıyla. Çünkü babam 1953'te tahsildar olarak Sarız'da göreve başlamıştı. Aile Pınarbaşı'nın bir köyüne taşınınca da babam da naklini Pınarbaşı Mal Müdürlüğü'ne aldırdı. Orada devam etti memuriyetine. Dolayısıyla ben de ortaokulu Pınarbaşı'na tamamladıktan sonra yeniden Kayseri'ye döndüm. Kayseri'de lise eğitimini tamamladıktan sonra 1965 yılında Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümünü kazanarak Ankara'da üniversite eğitimine başladım. 1970'te üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra 1971'de yazmaya başladım. Yani 1971, bu yıl 2021 olduğuna göre yazarlığımın 50. yılı. Bilindiği gibi Sarız kazası 1946'da kuruluyor. Daha önce burası bir nahiye, bir belde ve Pınarbaşı'ya bağlı. Pınarbaşı'nın geçmiş dönemlerdeki adı Zamantı idi. Bilahare Aziziye ismi alındı Sultan Aziz döneminde. Daha sonra Cumhuriyet döneminde de Pınarbaşı adını aldı. Bu ikisini birbirinden ayırmak o kadar kolay değil. İşin daha da ilginç yanı 19. yüzyılın ilk yarısında Pınarbaşı, Sarız ve Göksun hattını içine alan bölge Sadabat Sancağı olarak nitelendiriliyor. Yani Sarız'ı Göksun'dan ya da Sarız'ı Pınarbaşı'dan soyutlamak mümkün değil o anlamda. Dolayısıyla bir süre bu bölgenin adı, bu beldelerin, bu şehirlerin adı Sadabat Sancağı olarak geçiyor. Bunların bağlı bulundukları sancak. Dolayısıyla Sarız'ın özge bir yeri var. Benim hayatımda da ayrı bir yeri var. Zaten böyle olmasa emekli olduktan sonra gelip köyümüze yeniden dönüp bu yerleşkeyi yapmazdık. Artı bunu yaparken de açıkçası bütün çevreye hitap edecek, hatta Sarı sınırlarını da aşan bütün çevreye hitap edecek bir kütüphane, bir kültür evi tasarladığım için bu konutu yaptım. Benim gerek Türkiye'de gerek Avrupa'daki kitaplıklarımda 20 bin civarında kitap ve dergi var. Aynı zamanda çok iyi bir arşivim var. Yani bütün kültür, edebiyat, sosyoloji konularında, tarih konularında akademisyenlere hitap edecek tarzda çok iyi bir arşivim var. Zaten 40 kitabı yazmamın da nedeni o güçlü arşive sahip olmamdan kaynaklanıyor açıkçası. Bu nedenle ayrı bir yer veriyorum ve birbirinden soyutlamıyorum kesinlikle bu köyleri. Herkes biliyor yani bu köylerimizin etnik yapısını ama bunlar özellikle 19. yüzyılda bu yerleşimlerin artması, yerleşik hayata bu aşiretlerin geçmesi, başta afşar boymakları olmak üzere yerleşik hayata geçmesinden sonra bunlar genellikle hep dostane yaşamışlardır. İç içe yaşamışlardır. Aralarında kirvelikler kurulmuştur. Dolayısıyla böyle bir bütünlük, böyle bir iç içe geçmişlik söz konusudur bütün bu bölgeler arasında. Benim dileğim
çeşitli nedenlerle büyük şehirlere akan, özellikle 1950'li yıllardan itibaren, keza 1970-60'lı yıllardan itibaren de Avrupa'ya akan insanlarımızın, aynı zamanda 70'li yıllarda darbe dönemlerinde özellikle yurt dışına giden diğer unsurların, genç unsurların günün birinde kendi yurtlarına, memleketlerine dönüp yatırımlarını kendi köylerinde, kendi memleketlerinde yapmaları. Yani burayı yeniden canlandırmaları, yeniden bura üzerinde yoğunlaşmalarıdır. Ben onu son derece şey veriyorum, açık söyleyeyim, yani son derece önem veriyorum. Bir kültür adamı olarak benim yapabileceğim en iyi şey bir kültür, bir kütüphane kurmak olduğu için bu yolu seçtim. Ve inanıyorum ki bu hayata, bütünüyle hayata geçtikten sonra bütün çevredeki aydınlar, öğrenciler, akademik çalışma yürüten insanlar bu kitaplıktan, bu arşivden yararlanacak ve fikren, düşünce olarak, kültür olarak daha da gelişeceklerdir. Buna inanıyorum ve bu da önemli bir katkı olacak Sarız olmak üzere yöremiz açısından. Evet, Sarız dediğim gibi aslında sandığı kadar yeni değil, kadim bir coğrafyadır. Sarız bölgesi. Demin söyledim, ismini bile Sarus suyundan alıyor ki bu Sarus aynı zamanda Roma uygarlığı döneminde de, çünkü bir dönem Roma uygarlığı egemendi bu coğrafyalarda, hala Roma uygarlığından kalma kalıntılar bile var. Yani bizim bu coğrafyamız aynı zamanda kadim bir yerleşke, kadim bir coğrafyadır ve birçok halk dediğim gibi tarihte bu yana kardeşçe, iç içe, yan yana yaşamışlardır. Bundan dolayı bu dayanışmanın güçlendirilmesi, ortak paydaların güçlendirilmesi, büyütülmesi son derece önemlidir. Ve ben kendi payıma kesinlikle herhangi bir ayrım yapmaksızın gerek sınıfsal bazda, gerek etnik bazda, gerek inançsal bazda, gerek kültürel bazda tüm insanların birbirlerine saygılı olmalarını ve birbirlerine destek olmalarını öneririm.